bu soru çok soruldu Fatih Bey, Özgür Bey. Yani o Evet. kadar önemli ki bu soru. Şimdi dünden beri hem sosyal medyamda paylaşıyorum. Sabahtan beri burada konuştuk. Kimlerin emekli maaşı iptal edilecek? Evet, şimdi Çok soruldu bu soru. evet, şimdi Dilerseniz bu soruları cevaplayalım. tabii Çünkü ki. seyircilerimizin soruları cevapsız kalsın istemiyorum ki. Elimden geldiği kadar sormaya çalışıyorum. Çok özür diliyorum. Soramadıklarım da var. Lütfen affınıza sığınıyorum. Çünkü süremiz de kısıtlı. Evet. Evet Fatih Bey, kimlerin Şimdi emekli maaşı iptal edilecek? bu soru gerçekten çok önemli bir soru. Siz de özellikle sosyal medya hesabınızdan bunu yayınladıktan sonra bize de Emekli TV'ye de çok sayıda soru geldi. Benim de emekli maaşım iptal edilecek mi? Kimlerin emekli maaşı iptal edilecek diye biz de çok sayıda soru alıyoruz Nur Hanım. Şimdi kimlerin emekli maaşı iptal edilecek? Bu konu nedir? Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ülkemizde ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı emekli olabilmek için şöyle bir yolu seçiyor. Bir yakınına, bir tanıdığına ya da hiç tanımadığı birine diyor ki, bir şirketi olan birine, işletmesi olan birine, beni kendi iş yerinde sigortalı göster, ben her ay sana sigorta primini ödeyeceğim diyor. Yıllarca ödüyor. Her ay sigorta primlerini, örneğin vatandaş işte başka bir şehirde yaşıyor, başka bir yere gönderiyor ya da aynı şehirde ya da yurt dışında yaşıyor, Türkiye'ye gönderiyor. Yıllarca ödüyor. Bu parayı o kişiye ödüyor. Sonra normal şartlarda o kişinin, bu yasal bir şey değil, çalışmayan birini siz sigortalı gösteremezsiniz, ama ne yapıyor o işletme? Örneğin Nur Hanım, 15 metrekare bir yer var burada. Burası bir çay ocağı. Burada 300 kişiyi sigortalı göstermiş. 400 kişiyi sigortalı göstermiş. 15 metrekare yerde 400 kişi ne iş yapacak? Mümkün değil. Bu kişi devlete yanında sözde çalışıyormuş gibi gösterdiği, sigortalı gösterdiği kişilerin primlerini devlete ödemiyor. Ama bu zaman zarfında vatandaş emekli oluyor, emekli maaşını almaya başlıyor. Oh diyor, emekli maaşı gelmeye başladı. 10 yıl ödemiş, 5 yıl ödemiş. Sonra Sosyal Güvenlik Kurumumuzun ilgili memurları, müfettişleri bakıyorlar, diyorlar ki burada 300 kişi çalışıyor. Çağırıyorlar bunlardan birkaç tanesini, diyorlar ki senin patronun kim? Söyleyemiyor. Sen kaç para maaş alıyorsun? Nasıl alıyordun? Bankaya mı yatıyordu? Birkaç daha soru soruyorlar. Gelinen noktada sahte sigortalılık diyoruz biz buna. Ve şüpheli dediğimiz şüpheli noktaya geçiyor. Ve emekli olan vatandaşların emekli maaşları, tek tek o iş yerinde çalışanların hepsinin maaşları kesiliyor. Sonra kesilmeyle bitmiyor Nur Hanım. Devlet diyor ki ben sana şu kadar para verdim. Kaç yıldır ödüyorum? Şu kadardır. Faiziyle beraber bu parayı vatandaştan, emekli olan vatandaştan geri alıyor. Ve vatandaşın o prim gün sayılarının üzerine kırmızı kalemle çizgi çekiyor. Yani saymıyor. Ve bu vatandaşlarımızın emeklilikleri iptal ediyor. Yurt dışında yaşayan, bugüne kadar özellikle Almanya başta olmak üzere en az 40 bin vatandaşımızın emekliliği iptal edildi. Hala ediliyor. Kendilerine mektuplar gidiyor. Bunun çözüm yolu ne? Emekliliği iptal edilenlerin çözüm yolu ne? Vaktinizi çalmak istemiyorum. Önümüzdeki hafta bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet. Bu arada Aydın Bey dedi ya lüks restoranlarda, işte otellerde yemekler veriliyor. Bana birkaç seyircim de yazmış. Lüks restoranlarda iftar versek de mutlaka ve mutlaka biz yardıma muhtaç kişilere de el uzatıyoruz. Tabii ki hani sakın burada İstisnaları tabii ki. istisnalar Aydın Bey kaideyi duyarlılığını bozmaz. arttırmak için Evet, söyledi. Kötü bir Aydın Bey niyet yok. sadece Yoksa duyarlılığı kimsenin arttırmak için parasında gözü söyledi ve yok yani. özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da seslendi biliyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bu aydan dolayı yardımlaşalım. Birbirimize yardım edelim. Zaten bizim inançlarımızda, kültürümüzde bu yok mu, değil mi? Evet, Ben evet. küçükken çok iyi bilirdim. Bizim evde bir kap yemek pişer. O pişen yemekten hemen yan komşumuza da Evet. giderdi. Bunun gibi yani bu zor günleri aşmamızın bir tek yolu var. Birbirimize destek olacağız. Olmayan, daha doğrusu olan olmayana verecek. Ama tabii yine bunu verirken büyük bir zarafetle, hani göze Evet. sokarak değil. Burada Aydın Bey'in bahsetmek istediği şu, o da aynı şey aslında. Cumhurbaşkanımızın söylediği şeye lafı getirdi. Evet. Ne dedi?
Yani birbirimize yardım edelim, Evet. değil mi? Şimdi dul ve yetim maaşları alanların da maaşlarında kesinti olacak Evet. dedik. Şimdi Kesilecek mi diye. Onu da seyircilerimiz çok merak etmişler. Çok soru var bu konuyla ona ilgili. geçmeden önce hemen bir iki cümleyle Fatih Bey'e bir ekleme yapacağım. Sigorta primleri toplanıp kişilerden sigorta kuruma ödenmemiş olması değil, ödenmiş olsa da dahi fiili bir çalışma söz konusu değilse sigortalı gösterilmeden dolayı sigorta primleri silinir, emekli maaşı bağlanmışsa emekli maaşı da iptal edilir. Şimdi dul ve yetimler dedik. Dul ve yetimler, dullarda herhangi bir sıkıntı yok. Yetim maaşı alanlar ya da yetim maaşı alabilecek olanlar. Biz sosyal güvenlik sistemi içerisinde tabir ettiğimiz muvazalı boşanma, hileli boşanma gerçeği olmayan anlamında. Şimdi karı koca yaşıyorlar. Kocası bir işte çalışıyor, fabrikada çalışıyor, belli bir gelir düzeyi var. Kadının da babası vefat etmiş. Annesi var. Annesi babasından dolayı dul aylığı alıyor. Başka da çoluk çocuk olmadığı için ölen sigortalıdan dolayı maaşın %75'i anneye dul aylığı olarak bağlanıyor. Fakat bazen şeytan dürtüyor insanlara. Diyor ki kadın kocasıyla anlaşıyor. Boşanalım biz. Ben diyor babamdan dolayı yetim aylığı alayım. Seninle de birlikte yaşayalım. Şimdi kişiler kendileri gidiyorlar mahkemede, muvazalı anlaşmalı boşanıyorlar. Birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Aynı zamanda babasından da yetim aylığı bağlattırıyor kendisine. Örneğin babasından 500 lira yetim aylığı bağlanıyor kadına. Kocasıyla birlikte yaşıyorlar. Kocası bir anda iş kazası geçiriyor. Ölüyor. Türk Medeni Kanunu'na göre bekar boşandıkları için kadın dul aylığı alamıyor. Buradan bir mağduriyet yaşıyor. Veyahut da kadın annesiyle ihtilaflı bir şekilde gidip babasından yetim aylığı bağlattırıyor. Annesinin payını kestiriyor orada. Annesi de kızına kızıyor. Diyor ki benim aşıma, dul aylığıma evli olmasına rağmen geldin diyor, Ortak çöktün oldun. diyor, ortak Ortak oldun diyor. oldun. Gidiyor kızını SGK'ya ihbar Şikayet ediyor. ediyor. İhbar ediyor. İhbar edilince ne oluyor? O kadının almış olduğu yetim aylığı kesiliyor. Alınan aylıklar da kendisinden geri isteniyor. Biz buna evlilik muvazalı boşanmalar diyoruz. Şimdi bunu yapanlar bir kere hem ahlaken doğru bir işlem yapmıyorlar hem de dinen de caiz değil açıkçası. Bunun din adamları da bunun açıklaması yaptı. Çünkü hakkın olmayan bir şeyi elde etmiş oluyorsun. Sosyal güvenlik sistemi kurumu sana diyor ki gerçekten boşanmışsan eşinle birlikte yaşamıyorsan o zaman diyor gel ben sana diyor babandan diyor yetim aylığı bağlayayım. Ama eşinle birlikte fiili olarak yaşıyorken eğer boşanıp gelip sosyal güvenlik kurumunu bir şekilde dolandırma yöntemiyle aylık bağlattırıyorsan bu aylıkları diyor senden keserim diyor. Yani bu yasayı yapanlar öylesine mantıklı düşünmüşler ki kadın dul kaldığında tamam dul kalabilir, eşi vefat etmiştir, kendisine devlet aylık bağlıyor. Bir başkasıyla birlikte yaşayabilir, bunda herhangi bir aylık kesmiyor. Ama kadın erkek arasında fiili olarak birliktelik yaşanmasına rağmen bir boşanma gerçekleşmişse işte hem evlilik müessesesini korumak adına hem de sosyal güvenlik kurumunun dolaylı olarak dolandırılmasına mani oluyor. Peki. Bu şekilde de aylıkları kesmiş oluyor. Şimdi Instagram'dan çok sorumuz var. Sevgili seyircilerimiz, bir de ben sizin böyle sesinizi canlı canlı duymak istiyorum. 0212 alalım mı? Lütfen. Seyircilerimizin de telefonlarını çok önemsiyorum. Çünkü sizi 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaramız. Seyircimizi de bağlamak istiyorum. Ama onun öncesinde yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ekran başındaki seyircime de sesleniyorum. Kredi kartı borcunuz var mı? Ya da şöyle sorayım. Kredi kartı borcu olmayan var mı? Evet. Şimdi Nur Hanım, buyurun. Bununla Evet. ilgili neler yapılacak? Kredi Yardımlar kartı yapılacak mı? yardım yani kredi kartı borcu olanlara yardım yapılacak mı? Ekranda da yazmışsınız. Çok güzel. Şimdi bakın. Bizim hayatımıza son yıllarda cebimizde bir plastik kart girdi. Kredi kartı olmayan paranın sefasını sürmektir. Az önce gıda ürünlerine taksit yapılsın mı konusu konuşuldu. Aydın Bey ifade etti. Bakınız. Kredi kartı, kredi ya da diğer işte ekonomiyle ilgili kalemlerin hepsi aslında vatandaşımızı bankalara esir ediyor. Cebinde kredi kartı olan
ihtiyacı olmasa da alıyor, taksit yapıyor diyor, 10 taksit, 5 taksit diyor. Sanki o parayı geriye ödemeyecekmişiz gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Ay sonu geliyor, önce asgari ödüyor, birkaç ay geçiyor, asgariyi de ödeyemiyor. Büyük bir borç içerisine giriyor, aciz içerisine giriyor. Hal böyle olunca da vatandaşın büyük bir çıkmazı oluşuyor Nur Hanım. Maalesef. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde mutlak surette bankaların faizsiz bir şekilde 3 ay boyunca kredi kartıyla borcu olan vatandaşlarımızın borcunu ertelemesi gerekiyor. Evet. Aksi halde vatandaşın derdi daha da çok artacak. Evet. Vatandaşın, seyircinin sesini duymak istiyorum. Seyircimin sorularını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Sultan Hanım var. Kahramanmaraş'tan var diyor bizi Sultan Hanım. Kahramanmaraş'tan. Sultan Hanım. Efendim? Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Dinliyoruz sizi. Benim uzmanımıza bir sorum vardı. Buyurun. Ben şu an 80 doğumluyum. Şu an ev hanımıyım. Şeyde çalıştım. Özel fabrikada çalıştım. 96 yılında özel sektörde işe başladım fabrikada. Ve sonra 7 yıl çalıştım, 4 yıl aram oldu. 2007 ve 2011 yılları arası tekrar çalıştım. Yani 3600 prim gününü doldurdum. Tamam. Bir ara yasa çıkmıştı. 99 yılından önce işe başlayan sigorta primi olanlar 3600'den yan emeklilik olarak diye. Şu anda da çalışmıyorum. 3600'ü de doldurup ben emekli olabilir miyim? Ne zaman olabilirim? Bunu öğrenmek istiyorum. Peki. Bu benim duyduğum şey doğru mu? Tamam. Bilgim doğru mu yanlış mı? Bu konuda bilgi almak istiyorum. Teşekkürler Sultan Hanım. Özgür Bey, sorunuz şimdi, var Sultan mı? Sultan Hanım'ın sorusu şöyle: 3600'den emekli olabilir. Evet. Ama 58 yaşını beklemesi gerekiyor. Hı hı. 23 Mayıs 96'dan önce emekli olduysa, sigortalı olduysanız Sultan Hanım, 52 yaşınızda. 23 Mayıs'tan sonra sigortalı olduysanız 53 yaşınızda emekli olabilirsiniz. 3600 için 58 yaşınızı beklemeniz gerekiyor. Nur Hanım, evet. Bu konuda yanlış bir bilgi var mesela. Evet. Vatandaşımız yanlış biliyor. İzniniz olsa size bir katkı sunmak isterim Özgür Bey. Tam bir emeklilik, tam bir emekli maaşı değil bu. En düşük emekli maaşı. Yaştan dediğimiz kısmi 1500 emeklilik. Lira alacak. Onu da bilmelerinde fayda var. Kısmi emeklilik. Kısmi emeklilik. Özgür Bey'in dediği yaştan gibi. Dolayı. Selma Hanım varmış İzmir'den. Alalım. Selma Hanım. Alo. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun, canlı yayındasınız. Uzmanlarımız sizin için burada, dinliyoruz efendim. Buyurun. Hoş bulduk. Ben 2013 senesinde dizimden rahatsızlandım. İşten ayrıldım. Geçmiş 19 olsun. Sene mezunluk olarak çalıştım. Hı hı. 2000'den 67 gün eksik günüm var. Siyasaya gittim. Ben dedim böyle böyle dedim. Çalışamıyorum dedim. Ne yapabilirim? 3 sene çalışman lazım dediler bana. Hı hı. Kalan günümü de ödeyeceksin dediler. 58 yaşında yaşlılıktan emekli olursun anca dediler. Şu anda hiçbir şey yapamazsın dediler. Ne yapmam lazım? Ödeme gücüm de yok. Çalışmaya da ben 50 yaşındayım. Nereye alırlar? Şimdi tabii izleyicimizin Selma Hanım... Sesiniz çok az geliyor. 8 Eylül 99 tarihinden önce sigortalı Selma olduğu Hanım, için... Selma Hanım, siz şöyle yapın, televizyondan izleyin. Olur mu? Hemen kapatın telefonu, lütfen televizyondan izleyin. Buyurun. Şimdi Selma Hanım 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olduğu için 3600 gün sayısıyla 58 yaşında, az önceki Sultan Hanım'ın sorusunda olduğu gibi 3600 gün sayısıyla emekli olabilir. Ancak 58 yaşında emekli olabilir. Sakatlık kanunu kapsamında emekli olabilmesi için %40 ve üzerinde bir engellilik durumunun söz konusu olması gerekiyor. Eğer malulen emekli olabilmesi için de çalışmaya başladıktan sonra rahatsızlığı ortaya çıktıysa 1800 gün şartıyla emekli olabilir. Fakat %60 ve üzerinde bedenen ve ruhen bir engelinin olması gerekiyor. Yani toplamda hanımefendinin anlattığına göre 1933 günü var. Özgür Bey'in de ifade ettiği gibi, yani diğer vatandaşlarımıza da örnek olsun diye söylüyorum. 3600 güne tamamlamak zorundasınız. Evet. 58 yaş için. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de kimler erken emekli olabilir diye. Çok sorulmuş bu soru bugün bana. En çok gelen sorular arasında. Bir de sevgili hanımlar, özellikle hanımlara sesleniyorum. Neden burada hanımlara sesleniyorum? Tabii ki beylere de sesleniyorum ama özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Bana demişsiniz ki Nurcuğum, kaçırdık, açıkladın ama biz ev hanımı olarak nasıl emekli olacağız diye. Şimdi evet, biz program başında bunu konuştuk ama haftaya yine konuşacağız inşallah. Kaçıranlar ve izleyemeyenler için söylüyorum. Mutlaka sizin YouTube'unuz yoksa çocuğunuzun vardır YouTube'u. Bizim de bir kanalımız var. Hayatta Her Şey Var ismi.
O kanala girerseniz tekrarlarımızı da izleyebilirsiniz. Ama haftaya tekrar konuşacağız. Kimler erken emekli olabilir dedik ama cevaplayabilecek miyiz? Süremiz kalıyor mu? Haftaya mı erteleyelim? Şöyle söyleyeyim ben Nur Hanım. Bazı meslek grupları vardır. Buralarda yıpranma payı olduğu için bu mesleklerde diğer çalışanlar oranına daha erken emeklilik söz konusu. Bir de 8 Eylül 99 tarihinden önce sigortalı olanlar işte 15 yıl 3600 gün sayısıyla kısmi emeklilik olana imkanı olduğu için çalışamayan, prim gün sayısını tamamlayamayanlar da 3600 günden emekli olabiliyorlar. Özgür Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Özgür ederim. Kaya, Fatih Polat. Bu kez soyadlarınızı karıştırmadım. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Sevgili seyircilerimiz, Fatih Bey, son olarak siz de söyleyeceksiniz. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Evet, inşallah. Bu arada menemen konusunda tuzu eksik bıraktığımızı söylüyorlar seyircilerimiz. Bir de soğanlı mı olacak, soğansız soğanlı mı olacak? Olacaksın. Haftaya da soğanlı menemen mi daha iyi, soğansız menemen mi daha iyi onu konuşalım. Siz ne seviyorsunuz? Ben soğanlı seviyorum. Siz? Ben de soğanlı. Hatta sarımsak da koyarım. Öyle mi? Sarımsak pahalı, yok. Bir şey söyleyeceğim. Sizin ama menü daha bir çok pahalı. Bir parça da olsa illaki sizin olmalı. Sizin menü çok pahalı oldu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Soğanlı ya da soğansız. Yaptığınız menemeni ya da o hani kırdığınız ekmeğin içerisine koyacağınız bir parça peyniri bile yerken sağlığınız olsun inşallah.